Gidiyor musun? Gitme. İçimde bir korku var. Ağlıyor musun? Ağlama. Hayırlar uğurlar. Gel biraz kokunu bırak. Baharımı al. Soktur oralar. Ağlıyor musun? Ağlama. Hayırlar uğurlar. Gurbete giden döner mi dönmez mi belli değil bilirim. Ben bir kara ağaç gölgesi Evet, kıymetli misafirler, değerli dostlar, hanımefendiler, beyefendiler. Gecenin Rengi programına Akasyom katkılarıyla hoş geldiniz. Ezan-ı Muhammed, yatsı ezanları okunuyor. En güzel eserimiz, en güzel eser ezan tabii ki. En güzel eser? Ezan, onu dinliyoruz. Evet, şimdi canlı yayın yapıyoruz sonuç itibariyle. Sizlerin de hoşgörüsüne sığınıyoruz. Yayın akışını bir şekilde ayarlamaya çalışıyoruz ama sonuçta manuel çalışıyoruz. Yani insan eliyle, insan fikriyle, insanın düşünceleriyle hareket ediyoruz. Olabilir. Emrah'cığım hoş geldin. Hoş öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ezan-ı Muhammed bittikten sonra yine bu güzel esere devam edeceğiz. Tabii ki. İnanıyorum ki senin bu muhteşem sesinle. Çok teşekkürler. Ve yıllara varan Ahmet Selçuk İlkan birlikteliğiyle. Evet. Artık hem gönüllere tah kurdun hem de gerçekten de izleyiciler, dinleyiciler seni sabırsızlıkla bekliyorlardı. Az önce yayın öncesinde de ne zaman başlayacak program diye soruyorlardı. O senin gönlünün güzelliği. Şöyle yapalım. Bizim bir VTR'miz var. Sevgili yönetmenimden rica edelim. Her hafta olduğu gibi bizim geçen haftayı andığımız bir VTR'miz var. Hemen o VTR'yi bir izleyelim. Ondan sonra tekrar canlı yayında da birlikte olalım. Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Özgen Keskin geliyor. Başkanım hoş geldiniz. Bilmiyorum ben affınıza sığınarak bir cümle ifade ettim ama hani zaten yerel yöneticiliğinizin siyaset yönünüzü birçok programlarda icra ediyorsunuz. Gecenin renginin farkı olsa gerek dedik inşallah. Bugün sizin gönlünüzdeki şiirlerinizden inşallah o şiirlere bir yolculuk yapıp, değil mi efendim? Alkışlarımızla Mustafa Bozbey geliyor. Alkışlarımızla İlkay Armen geliyor. Ben geldim desem şöyle bir köşede senle baş başa bir kadeh içmeyi özledim desem. Alkışlarınızla Metin Özülkü. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Nasıl keyifler? Gayet iyi. Şimdi buraya çıkınca daha da iyi oldu. Şu güzelliği görünce. Kim bilir kimler aklıma geldi. Gördüğüne sevinmedin sen beni. Üç günlük ayrılıkta neler? Neden değişti? Unutulmuş muydum, alışıyor muydum yavaş yavaş yokluğuma? Yani bazı illerin bazı özellikleri vardır ya, Bursa'nın da müzik dünyasından baktığın zaman
böyle bir özelliği olduğunu rahat rahat görebiliyorsun. Kaldı ki biz senelerdir hep Bursa'yla içli dışlı programlar olsun, dinletiler olsun, konserler olsun, çok şükür kısmet oldu. O yüzden de bu akşam da burada bulunmak yine ayrı bir keyif veriyor benim için. Zaten demek ki Bursa gerçekten bir burada, kültür sanat şehridir. Ya, evet, İlkay Hanım şunu söyleyeyim. Son yıllarda sanatçı dostlarımızdan bir kısmı yavaş yavaş Bursa'da yerleşmeye başladı zaten. Herhalde. Evet var. Fatih Erkoç. Evet. Çok güzelleşmiş ayrıca. Burada. Çok güzelleşmiş Bursa. Razıyım karşımda eller gibi dur. Bitsin bu ayrılık, bitsin bu gurur. Ne olur geri dön, gitmemiş gibi. Çıktım belen kahvesine, baktım ovaya, baktım ovaya. Sen bölsen yeter, yüreğim seninle yaylalar kadar geniş. İçimde ne bir çizgi hasret, ne bir nokta gam. Yayla dumanı gibi gözlerim her akşam. Sen dolsan yeter. Dağdan çıkarma beni, ağla gözü yaşını, sil melul melul. Kereme taklımdan çıkarma beni. Olmak en zor anında, kolay mı bir alışkanlık zinciri boynumda, hükmeder benliğine istemesen de. Kolay mı ağlamadan kabullenmek her şeyi, kolay mı güçlü olmak en zor anında, kolay mı bir alışkanlık zinciri boynumda. Getir elbasayı, kelam Allah'ım. Ne sen beni unut, ne de ben seni. Ne siz beni unut. Ah boşu boşuna, kolumu kanadımı kırdın ama. Ah değer miydi bir inat uğruna, yandı gönlüm boşu boşuna. Arama bir daha, sorma bir daha, tadımı tuzumu bozdun ama. Hiç değer miydi bir inat uğruna, yandı gönlüm boşu boşuna. İçimde bir korku var, biliyor musun? Böyle başlar ayrılıklar. Gel biraz kokunu bırak, baharımı al, soktur oralar. Ağlıyor musun? Ağlama, hayırlar uğurlar. Gurbete giden dönü dönmez mi belli değil, bilirim. Ben bir kara ağaç gölgesi buldum cebimde. Hep beraber söylüyoruz burasını. Şimdi sizde. Gurbete giden döner mi dönmez mi belli değil, bilirim. Ben bir kara ağaç gölgesi buldum cebimde ümitim. Tempolar kesilmesin. Seni ben unutmak istemedim ki,
uzayan yollara neden inandın? Seni ben unutmak istemedim ki. Uzayan yollara neden inandın? Sevenler verdi sözden döner mi? Bu yalan yıllara neden inandın? Sevenler verdi sözden döner mi? Bu yalan yıllara neden inandın? Seni unutsaydım bekler miydim hiç? Bin derdime bin dert ekler miydim hiç? Kalbime koyup bir ömür boyu ah çeker miydim hiç? Seni unutsaydım bekler miydim? Evet, hiç? Eşlik istiyorum ve rica ediyorum. Duymuyorum sizi. Daha güçlü Emrah. Sonsuz hasreti kalbime koyup bir ömür boyu ah çeker miydim? Hep beraber son kez. Seni unutsaydım bekler miydim hiç? Bin derdime bin dert ekler miydim hiç? Bu sonsuz hasreti kalbime koyup bir ömür boyu çeker miydim hiç? Evet, kocaman alkışlarımız Emrah için. Hayırdır, bugün çok mu yedik? Hayır, şöyle bir yediklerimiz falan sindiremedik herhalde. Daha henüz rehavet içindeyiz. Herkese şöyle bir aslında kahve gelse de. Özellikle geç bıraktık ki hani kahvenizi de için diye, ama hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Sağ olun, var olun. Yine bizleri buluşturan Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. İyi ki varsınız, iyi ki yanımızdasınız. Her anımızda, eksimizde, artımızda sizlerin huzurlarınızda olmanın biz inanın mutluluğu içerisindeyiz. Değerli sanatçı dostlarımla beraber. Emrah'ın sesi muhteşem değil mi? Evet. Emrah'ın en bir albümü var. En bu yakında da yine dijital ortamda. Kendi söz ve müziğini yapmış olduğu çok güzel eserler sizlerle birlikte olacak. Şimdi efendim hazırsak benim kadim bir dostum, Türkiye'nin en önemli mankenlerinden, oyuncularından çıkartmış olduğu son bir albümle de o konuda da ne kadar başarılı olduğunu, en azından onu sevenlerle en azından bunu paylaşan çok değerli bir dost geliyor şimdi. Çok güzel bir hanımefendi. Onu sizler bütün yarışmalarda, katılmış olduğu programlarda, gazete röportajlarında, dergi röportajlarında hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Alkışlarımızla Tuğba Özay geliyor.
efendim alkış. Daha güçlü bir alkış istiyorum. Evet, çok harikasınız. Çok teşekkür ediyorum sevgili Bursalılar bu akşam. Sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Sevgili dostum, 18 yıllık bir dostluğumuz var. Doğukan... Ben bize bir yıl önce tanıştık demiştim yaşımız çıkmasın diye. biz her zaman kendi genç, ruhu genç insanlarız canım. Yaşın hiçbir önemi yok. Önemli olan senin ruhen ne hissettiğin. İşte bu kadar. Dolayısıyla işte bu kadar. Harikasın. Programın da hayırlı uğurlu çok olsun. Başarılar diliyoruz. Az TV ekranlarından herkese selam olsun efendim. Türkiye'nin dört bir yanından izleniyormuşuz şu anda. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Önümüz bayram inşallah. Her günümüz bayram coşkusunda geçsin. Sevgiyle, dostluk, barış, kardeşlikle, özgürce, aydınlık günlere güzel bir program olsun inşallah şimdi de. Harikasın. Teşekkürler. Böyle alırım seni. Ahmet abiyle ikimizin arasında bir çiçek. Teşekkürler. Evet. Nasıl, beğendik mi? Vallahi. Bu arada çok özür dilerim sevgili Doğukan. Hemen bu şarkıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Lütfen. Geçtiğimiz günlerde bu şarkımın, Maske adlı şarkımın klibi yayına girdi. Sevgili Şahin Yiğit yönetmenliğinde. Ve sözleri bana ait olan bir parça. Tabii sadece, yıllardır sen maskeleri gördüğün için. Evet, maskeli yüzleri, dedikoducuları, kıskançları, iftiracıları hepsini görüyoruz. Ama bu sadece kendi yaşadıklarımdan değil, gözlemlerimden de yola çıkarak yazmış olduğum bir şarkıydı. Her ana, her zamana uyabilecek bir şarkı ama inşallah hayatınızda maskesiz yüzler olsun, maskesiz dostluklar olsun inşallah efendim. İnşallah böyle dua niyetine geçsin efendim. Zaten bunlar insanı güçlendirmiyor mu? Yani insanı daha çok kamçılıyor, daha çok hayata bağlıyor, daha çok böyle sağlam dostluklara teşvik etmiyor mu? Hani bu an itibariyle yaşadığından da, yani o an yaşadığında evet çok üzülüyorsun ama zamana yayılınca belki güven, karşı tarafa güven duygusunu yitiriyor olsan da evet kamçılandıkça o acıya alışmaya başlıyor beden, alışmaya başlıyor ruh ve bundan besleniyorsun farkında olmadan. İşte ben de beslenmişim ki bu sözler ortaya çıkmış demek. Ağzına sağlık. Evet, hanımefendiler, beyefendiler, çok değerli Gecenin Rengi'nin dostları, şiirleri albümlere, kasetlere, plaklara, filmlere, dillerden dillere, gönüllerden gönüllere akan çok değerli bir büyüğümüz, duayen bir ses, önemli bir marka. Gerçekten de yaptığı işte Türkiye'de birçok insanın önünü açtı, birçok sanatçıya hayat verdi şiirleri. Alkışlarımızla Ahmet Selçuk İlkan geliyor. Alkışlarımız devam etsin efendim. Hangi dudak seni böyle anacak? Hangi kollar seni böyle saracak? Hangi aşık sana böyle yanacak? Ben sana yandım ya. Ona yanarım. Ona yanarım. Kalbimden vursaydın yanmazdım öyle. Sırtımdan vurdun ya. Ona yanarım. Sakınırken seni gözümden bile. Ellere gittin ya. Ona yanarım. Sen oldun akıtan hep gözyaşımı. Sen oldun eğdiren bu dik başımı. Aşkında can bulan sabır taşımı. Yerlere çaldın ya. Ona yanarım. Kalbimden vursaydın yanmazdım böyle. Sırtımdan vurdun ya. Ona yanarım. Sakınırken seni kendi gözümden. Ellere gittin ya. Ona yanarım.
yapayım? Sevdim seni, ona yanarım. Nice saydın onurumu, yere serdin gururumu. Düşünmeden hiç sonumu, yandım sana, ona yanarım. Bir sevda yaşattın bıçak sırtında, senin olsun artık tacın tahtında. Bir ömür harcadım senin uğrunda, sen bana ne verdin, ona yanarım. Resmine baktım da düşündüm demin, hani sözün sözdü, yeminin yemin. Peki bu yalanlar, bu gözler kimin? Ben sana kandım ya, ona yanarım. Bir sevda yaşattın bıçak sırtında, senin olsun artık tacın tahtında. Bir ömür harcadım senin uğrunda, sen bana ne verdin, ona yanarım. Vefasızsın, ne yapayım? İhanet etmiş senden payım. Tanrı mısın ki tapayım? Sevdim seni, ona yanarım. Nice saydın onurumu, yere serdin gururumu. Düşünmeden hiç sonumu, yandım sana, ona yanarım. Şimdi radyolarda çalan bu şarkı benim için artık bir veda marşı. Senden, senden son dileğim bir mezar taşı. Uğrunda öldüm ya, ona yanarım, ona yanarım, ona yanarım. Güzel insan. Hoş geldin Ahmet abicim, şerefler verdin, onur verdin. Bir kez daha gecenin rengini, bu üçüncü gelişin. Böylesine güzel bir gecede burada olmak benim için bir lütuf değil. Her yüreği buraya bizimle beraber olmak için gelen her kalbi gönülden saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Ne güzel Bursa'da olmak, Bursalı olmak ve bu güzel şehrin sevdalısı olmak çok güzel. Biraz önce sevgili Tuğba'cım ifade ettiği gibi gecenin rengine gökkuşağı gibi çok güzel renkler katıyorsunuz. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum. Ahmet abi, şeref verdin gerçekten de. Şu manzaraya bakar mısınız? Burası da bugün çok güzel. Evet. Hani benim sol tarafım, sol yanım. Hoş geldiniz. Sizler de şerefler verdiniz programımıza. Tuğba'cığım nasıl gidiyor? Yakalandın mı? Ben seni çekseydim buradan böyle... Ama bir şey söyleyeceğim. Ben yani bakar mısın sosyal medyada ne kadar aktifim. Şu anda Facebook'a fotoğraflar yüklemeye çalışıyorum. Çünkü bayağı sayfa yöneticimiz de demin anonslar geçmiş sağ olsun Ahmet Sarıçay. Ve çok güzel fotoğraflar çekilmiştik Ahmet abiyle. Hemen onları hızlı hızlı yayınlamaya çalışıyorum. Hemen ben buradan da anında çekebilirim sizi canlı yayında. Sevgili tubistlerim sağ olsunlar, var olsunlar, bizleri takipteler. Onlara da selam olsun. Ahmetistler, tubistler... Asiler, ben Ahmet, Selçuk İlkan'ın baş harflerini biliyorsunuz. Asi, demek ki asiler. Bir de L koyarsanız asiller, hoş geldiniz. Oo, şahane. Bizimkiler şirineler gibi, tübistler. Olsun, her zaman daha genç, kulağa öyle geliyor. Tubist. Tubist. Evet, tubist. Ahmet abi, yine gençliğin, o enerjin, bitmek bilmeyen ruhun, o güzelliğin yine bizlere aktı. Gecenin rengine hakikaten hoş geldin, şeref verdin abi. Nasıl gidiyor önce, hayat nasıl gidiyor? Ahmet abinin bu mübarek Ramazan'ın o huzurunu, o böyle merhametini, şefkatini nasıl hissediyor? Yüreğinde neler yaşıyor? Birer cümle önce Ramazan'dan bahsedelim ya, sonra. Ramazan deyince tabii ki en kutsal aydayız. İnsanlar çalışırken her zaman onu söylüyorum. Yoruldukları zaman, alın teri döktükleri zaman, biraz kendilerini kirli hissettikleri zaman ellerini, yüzlerini en pahalı şampuanlarla,
en güzel sabunlarla yıkıyorlar ama ruhlarını temizlemek için bu güzel ay en güzel ay. Çünkü bu güzel ayda o güzel ruhlarını manevi duygularla yıkıyorlar diye düşünüyorum. İyi ki Ramazan ayındayız. Herkesin Ramazan ayını, kutsal ayını bir kez daha yürekten kutluyorum. Ve ne güzel, bu ayın sonrası bayram diyoruz. Evet. İnşallah o bayramı yalnız takvimlerde değil, yüreklerde de yaşarız. Yani bayramımız gerçekten bayram ola. Evet. Hani lafta kalmaya, yani böyle insanlar sanal ortamda birbirinin bayramını kutlamasınlar diyoruz. O eski adetler geri gelsin, ev ziyaretleri, el öpmeler, şeker vermeler, hani çocuklara harçlık vermeler tekrar güncelliğini bence kazandırılsın diye düşünüyorum. Şimdi bayramlar artık tatil dönemleri olmaya başladı. Dediğiniz gibi eskiden, ya ben çocukluğumdan anımsıyorum, ne güzel bahşişler alıyordum yani. Bayram, bahşiş diyorum, harçlık, bayram var, bahşiş. Ah Koray, senin yüzünden bu bahşiş. Koray neredesin? Harçlıklar, evet. Koray orada. Kaç gündür bahşişim deyip duruyor da oradan kafama takıldı. Ama gerçekten hani ne güzel harçlıklar alıyordum. Şimdi hiç harçlık almıyorum Ahmet abi ya. Nedeni var. Ya o yüzden evet, bayramlar eskisi gibi olmalı. Bize bahşişlerimiz, yine bahşiş. Harçlıklarımızı o zaman vermeli. Ben şöyle bir önerim var. Madem ki bayramı yaşamak istiyoruz, o zaman daha ne duruyoruz? Herkes bayramı yaşatmak adına bir adım atarsa, mesela Tuğba'cığım şimdi bayram adına bir şarkı söylese, herkes neşelense, eğlense daha iyi değil mi? Ya bence senin de harçlığın olsun. Gönülden, yürekten bundan, bir harç. Bundan daha güzel bir davet olabilir mi? Bence. Çok teşekkür ediyorum. Hadi bayramın efendim. Ayak seslerini duyuralım. O zaman eğlenceli bir şarkıyla yine devam edelim hep birlikte, değil mi? Ben oradan zıplıyor hemen canım benim. Ama eşlik peki etmenizi özellikle şart koşuyorum. Yalnız bu sefer az sonra sevgili Ahmet Selçuk İlkan'ın da eğer müsaadesi olursa birlikte size bir sürprizimiz olabilir. Çünkü biz Ahmet Selçuk İlkan benim için çok çok değerli. Ahmet abi kemancın da geldi. Türkiye'nin efsanevi isimlerinden biri, şiirlerin efendisi, kelimelerle o kadar güzel raks eden, dans eden bir insan ki iyi ki Ahmet Selçuk var, iyi ki onun gibi sanatçılar var. Gerçekten yaşayan efsane ve onların da değerini bilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Örneğin bu sene biz kış sezonunda Ahmet Selçuk İlkan'la birlikte birçok yerde sahne aldık. Benim için büyük bir gururdu. Onun her şeyden önce benimle ilgili güzel şeyler düşünüyor olması büyük bir onur. Az sonra sürprizimiz olabilir efendim. Haydi bakalım, çat diye çatlatalım. Tidon Production. Patlatacağım, pat diye pat diye patlatacağım. Benim bir gönlüne
giyip bikinimi giyip manşetlik olacağım. Kalbini hop diye hop diye hop diye hoplatacağım. Seni yerinden zıp diye zıp diye zıp diye zıplatacağım. Numaranı silip kendime gelip yalan aşkını unutacağım. Sabaha dek gezip davetle gidip selamını almayacağım. Kendime bakıp cilveler yapıp git olacağız. Git olacağım. Günümü gün edip coşup eğlenip hadi. Seni takmayacağım. Hadi hadi hadi. Seni çat diye çat diye çat diye çat diye çat diye çat diye çatlatacağım. Alınını pat diye pat diye pat diye pat diye patlatacağım. Günümü gün edip coşup eğlenip bunun sevgili takacağım. Bodrum'a gidip bikinimi giyip manşet olacağım. Seni sevmedim, seni kırıldım. Kalbimi gelip toparladım. Sana patlatıp tam yerinden çat diye çarpar kalbimden. Tokadımı şap diye şap diye şap diye şaplatacağım. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına yüreğine sağlık. Bu tabii kimin? Bu şarkının da sözü müziği bana ait. İkinci albümüm 3 Nokta'nın ilk çıkış şarkısıydı zaten. 2 yıl oldu gerçi. Yaklaşık 2 yıl oluyor. Sevdiniz mi? Gerçi biliyorlardır zaten bu şarkıyı da. Yani hep böyle nazarlara şey olsun diye. Var. Hep öyle bir şarkıdır sanki öyle bir şey var böyle. Hep hissettim. Olabilir, doğrudur ama bu şarkıları çok eğlenceli, güncel bir parça zaten. Az sonra seni yine çat diye çatlatacağım. İşte balonunu diye patlatacağım. Hadi bakalım. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz efendim. Evet, kıymetli dostlar, değerli konuklar, AzTV ekranlarında, Bursa'nın kalanlığı AzTV'den bizleri izleyen dostlar. Şimdi sevgili dostlarımız da burada, Ahmet abi de burada. Emrah'cığım, hazırlıklar başlıyor herhalde. Benim mikrofonum neden ötüyor? Bu arada teknikle ilgili herhalde sıkıntı var hoparlörlerde de. Çünkü ses umarım yayına böyle gitmemiştir. Yayına böyle gitmiyordur. Şimdi bir taraftan hem izleyicilerimizi şu anda oraya yaklaşmıyoruz. Buraya da gelmiyoruz. Sen ortaya git. Direkt ortaya git. Evet. Sen yerine oturayım. Öyle ayarlamışlar. Yerimde oturayım. Bir tane daha misafirimiz var aslında bugün değil mi bizim? Ha, bıcırık. Ya bıcırığı böyle görme şansımız yok mu canlı yayında? Olmaz mı? Bıcırık gelir tabii. Erkekleri çok seviyor zaten. Evet, gelebilir mi acaba sevgili Koray? Koraycığım, bıcırığımızı bir getirir misin lütfen? Evet, sevgili Tuğba Özay'ın. Evet, bu bizim kendini köpek zanneden oyuncağımız, gördüğünüz gibi bıcırık sizleri selamlıyor. Merhabalar. Aslında bıcırığın bir özelliği var, zıplıyordu. Koray, nasıl zıplatacağız acaba bak. Hatun, Hatun gel buraya. Gördüğünüz gibi, evet, bıcırık, Hatun gel. Adı Hatun mu? Gördüğünüz gibi, evet, biraz pireli bitli. Cinsi ne bunun sevgili Tuğba? Efendim? Cinsi ne bunun? Pomeryan cinsi, inanılmaz tatlı, sempatik, sevecen, gördüğünüz gibi bu çok şirin. Yalnız şunu söylemek istiyorum, eminim ki hepiniz hayvanları seviyorsunuzdur, doğayı seviyorsunuzdur. Ama özellikle bu sıcak yaz günlerinde o dostlarımızı da unutmayalım. Çünkü bunlar gerçekten hani konuşabilseler kim bilir neler anlatacaklar. Ben
muhakkak ki evimin önüne bir kap su koyuyorum. Balkonuma koyuyorum. Hatta kuşları bile düşünüyorum. Onlara ekmek ıslatıp yaz kış veriyorum. Karıncalara bisküvi kırıntıları veriyorum. İnan hiç hani bunları aksatmıyorum diyebilirim. Artı bir de kurt var bende ve kangal resimlerde gördüm. Var, kedilerim var. Aram bayağı güzel onlara. Lütfen onları bu sıcak yaz günlerinde unutmayın. Herkes evinin kapısına şöyle sokağa ya da bir kap su koyarsa ne kadar mutlu oluruz. Mutlu ederiz. Gizli ibadet esasında. Onlar hep bize dua ediyorlarmış, biliyor musun? Merhaba. Dikkat et yalnız. Bir anda hır yapabilir yani. Ama erkekleri seviyor bu. Bir de özellikle sakallıyı seviyor demiştiniz. Evet. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler efendim. Onu da tanımış olduk yani. Hem de böylelikle hayvanlarla ilgili de mesajımızı vermiş olduk değil mi Ahmet abicim? Ahmet abi sen nasıl, hayvanlarla aran nasıl senin? Ya ben önce insan diyorum. Çünkü yaşadığımız dünyada insan hayata kattığı değer kadar değerlidir. İnsan doğmak önemli değil. Hepimiz şüphesiz insan olarak doğuyoruz ama İnsan olmak. Kaçımız insan olarak ölüyoruz. O çok önemli benim için. Onun için insanca yaşamadıktan sonra hiçbir anlamı yok hayatın. Her zaman diyorum ki arkadaşım, biz her zaman diyorum ki insanlık doğup da yaşamak değil. Sadece bir beden taşımak değil. İnsansan insanın kıymetini bil kemancı. Sen o zaman sen o zaman insansın. Ya öyle. Evet. Şimdi Ahmet abinin tabii bu güzel girizgahından, insana dair bu güzel girizgahından sonra çıkıyor muyuz yola? Acaba nasıl güzel bir şarkı geliyor diye ben merak ettim. Ben yola çıkıyorum. Gerçekten ben açıkça şunu söyleyeyim. Yani ben her gördüğüm yerde o kalabalıklara gerçekten onlara hep sarılmak isterim. Çünkü her insan gerçekten hayata kattığı değer kadar değerlidir. Benim için yazdığım şarkılar, verdiğim şiirler, dizeler bir kutsal ekmek kadar önemli benim için. Onun için yazdıklarımı hep insan yüreklerine ekiyorum. Hani insanlar buğdayları tarlalara ekerler, başak verir, bire bin verir. Ben de ne mutlu bana diyorum. Yıllar içerisinde sizinle öyle şarkıları paylaştık ki, biraz önce Emrah'la yolda gelirken ya dedim 30 yıl önce yazdığım şarkıyı baktım mırıldanmaya başladı Emrah. Bilmem bu şarkıyı bilir misiniz? İlk yazdığım şarkıydı benim. Gözler kalbine biliyor musunuz bu şarkıyı? İlk yazdığım şarkıydı benim. Yalan nedir bilmez onlar. Siyah mavi yeşil olsun. Siyah mavi yeşil olsun. Aşkı inkar etmez onlar. Aşkı doğru değil mi? İnkar etmez onlar. Mesela ondan sonra ne yazdım? Onu söylesin Emrah. Bir gülü sevdim. Bunu biliyor musunuz? Bir seni sevdim. Bir mevsimlikmiş senle aşkımız. Senle aşkım. Gel etme desem. Gel etme desem. Kal gitme desem. Kal gitme desem. Hiç faydası yok. Hiç faydası ayrılmam. Peki bunu yazdığımı biliyor musun? Hep Coşkun Sabah söylüyor ama hiç içinizde acaba bu şarkıyı Ahmet Selçuk İlkar yazdı diye bileniniz var mı? Ama samimiyetle söyleyin. Bu şarkı. Anılar. Biliyor musunuz? Anılar. Şimdi gözümde canlandılar. Ah anılar. Anılar. Ah anılar. Beni bu akşam Bursa'da ağlatacaklar. Anılar. Beni bu akşam ağlatın. Peki son bir soru soracağım. Son. Beni anlamadan giden, yazdıkları bile beğenmeyen, en son beni de beğenmeyip giden o sevgiliye hangi şarkı yazdı biliyor musunuz? İşte bu şarkı. Senin de saçına karlar yağacak. Senin de gözüne yaşlar dolacak. Elbette kalbini bir yakacak. Bir yakacak. Pişman olacaksın günün birinde. Beni arayacaksın günün birinde. Herhalde 20-25 yıl önceydi yazdığımda, çekip gitti. Ne diyor şarkının sonunda biliyorsunuz değil mi? Pişman olacaksın günün birinde. Şimdi pişman mı? Yoksa bana düşman mı? Yoksa çok şişman mı? Vallahi bilmiyorum. Ama iyi ki gitti. Ben
Ardından o kadar çok sevdalandım ki, iyi ki sevdalandım ama bana yaramadı. Yazdığım şarkı Mahzun Kırmızıgül'e yaradı. Sevdalıyım, sevdalıyım, yalan gül, sevdalıyım. Bu sevdana yalanım yok, imanıma sevdalıyım. Bütün şarkılarımı söyleyecek değilim, yüzlerce şarkı yazdık ama yalnız bir gerçeği söyleyeyim. Burada gazeteci dostlarım, basın dünyasından arkadaşlarım varken sanıyorlar ki ben bu şarkıları hep İstanbul'da mehtaba bakarak, denize bakarak, Samanyolu'na, Kız Kulesi'ne bakarak yazdım. Yemin ediyorum bu şarkıların büyük çoğunluğunu ben sabahçı kahvelerinde yazdım. O da bana değil, Ferdi Tayfur'a yaradı. Sen rüya alemin, kocaman alkış lütfen. Beni aşklar hevesinde, bense sen yine uykusuzum. Bursa'da uykusuzum, bir sabahçı kahvesinde, bir sabahçı kahvesinde. Şimdi öyle oturmak yok, şimdi öyle oturmak yok. Madem ki eğleniyoruz, bayramın ilk adımlarını atacağız. Şimdi bir yolculuğa çıkıyoruz beraber. Hazır mıyız? Şiirler benden, şarkılar hepimizden ama sen de eşlik edeceksin. Hadi hazırız değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım. Ben size güveniyorum. Ben Bursa'ya hep güvendim. Güvenmeye devam edeceğim. Bütün sever ve sevilenlere gelsin. Bu arada ekran başında bizi izleyen sevgili Mahmut Günaydın ve ailesine. Bak ne güzel reklamlar yapıyorum. Daha çok izlensinler diye. Çok değerli arkadaşım Mürşit 30 kişiyle izliyorum. Mürşit Bey İstanbul'da söylüyorum. Harika. Ve Bodrum'da, Onurkent'te en az yüzlerce aile bizi izliyor. Onlardan birisi Bodrum'a Osman. Selamlar buradan. Bodrum'dan sevgili Bildan Çoban. Ya bak. Gündoğan, Onurkent, sevgili Osman'a, İbrahim Bey'e, İbrahim İlkan'lara ve tüm seven sevilenlere. Hadi oturup başlıyor. Abi dur ne olur. Dur. Söke'den Ahmet Sarışay, onlar da 30 kişi izliyorlar. Hepsini sayacağım. Evet, İstanbul'dan Yeşim Satırlı ve Ece Balkar sizlere de selam. Evet, devam edebiliriz efendim. Daha çok kişi var ama kusura bakmayın artık, yoksa zaman yetmeyecek. Bütün seven, sevilenlere yüreğinde aşk taşıyan, sevda taşıyan, merhamet, vicdan taşıyan herkese şarkılar feda olsun. Buyurun. Dün bir dosttan uzun bir mektup aldım. Beni anlatmış sana. Ve sen ona unuttum artık onu demişsin. Hem bu sözü gülerek, övüz duyup böbürlenerek söylemişsin. Unutamazsın nokta noktam, unutamam, unutamaz. Çünkü insan unutmak için önce unutulmak gerek. Oysa ki sen, bende esen, hala o eski kavak yenisin. Unutamazsın. Kan değil tüküremezsin, ruj değil silemezsin. Dişi dudaklarına dişimle yazdığım dört heceli Ahmet Selçuk adımı unutamazsın. Duydum ki unutmuşsun. Hadi bakalım. Gözlerimin rengini. Hadi hep beraber, bütün Türkiye duysun. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Bütün elleri kenetlenmiş görmek, bütün eller. Evet, bütün elleri istiyorum. Bütün elleri, arka taraf. Harikasınız, gelin buradan görseniz. Bütün elleri istiyorum. Evet, ön taraftakiler. Bütün eller, evet. Şimdi daha güçlü. Bütün eller. Bir zamanlar sevgiyle. Harikasınız. Ateşlenen. Harikasınız, işte bu. Dizlerinin yerine dayasa. Bir kez daha, bir zamanlar sevgiyle. Bir zamanlar sevgiyle. Ateşlenen başımı. Dizlerinin yerine dayasa. Bu dönüş ne yarar? Ne yazık çok geç geldin. Ben de senle arzular bittikten sonra geldim. Alışmışken hasrete değmezdi bu zahmete. Sevgim artık nefrete döndükten sonra geldim. Unutuldun zamanla,
ne olur beni anla. Gözümden damla damla düştükten sonra yardım. Bendeydin nefes gibi, sendeydim heves gibi. Sen artık herkes gibi olduktan sonra geldin. Hiç bakma öyle şaşkın, bilmek elbette hakkın. Bendeki büyük aşkın bittikten sonra geldin. Ne yazık çok geç geldin. Çok geç kalmışız canım. Vakit o vakit değil. İşte koro, işte Bursa, işte gece rengi, işte dop. Sizden çatıya saklanmış aşk. Öyle sanmışız canım. Artık ölümsüz değil. Leyla ile Mecnun gibi çoktan masal olmuş. Şimdi beraber Lale devri. Çocuklarız biz. Zamanımız geçmiş. Aşk şarabından kim bilir en son hangi şanslıyız. Ahmet abi koro çok güzel. Koro çok güzel. Çocuklarıyız. Siz söyleyin daha neler var. Zamanımız geçmiş. Aşk şarabında kim bilir en son hangi şanslıyız. Gitmek istiyorsan gidebilirsin. Biz yine ayrılıklar görmüş adamız. Çekinme, sen de vur sırtımdan beni. Biz ne ihanetler görmüş adamız. Aldırma sen benim yalnızlığıma. Aldırma sen benim isyanlarıma. Boş ver, sen de kalmış yaralarıma. Biz kadere çelme takmış adamız. İstirmem sana kendimi. Gönlümü yakar gidelim. Bekdua etme. Kafama sıkar giderim. Estirmem sana kendimi. Gövdemi yakar giderim. Beddua etmem üzülme. Kafama sıkar giderim. Sen her gün köşe başında paramparça urban, kirli ellerinle ekmek parası için el atan bir adam. Emin ol farkımız yok birbirimizden. Belki sen ömrünce dileneceksin. İstediğin parayı biri vermezse diğerinden bekleyeceksin. Ama ben bir kere dilendim. Bir vefasızın kalbiydi dilendiğim. Öylesine boş, öylesine açık kaldı ki ellerim. Yemin ettim bir daha dilenmedim. Artık sevmedim. Bütün kabahat seni. Artık sevmeyeceğim. Bütün kabahat seni. Ne kadar ağlasam beraber. Ne kadar yalvarsam boş. Sana dönmeyeceğim. Ne kadar ağlasam boş. Ne kadar yalvarsam boş. Sana dönmeyeceğim. Hazır mıyız hep beraber? Bitsin artık bu çile. Ay 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 ay. Çekemem bile bile. Ay 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 ay. Bitsin artık bu çile. Ay 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 ay. Çekemem bile bile. Şimdi Bursa söylüyor. Sen ne söylersen söyle. Bu hayat geçmez böyle. Sana dönmeyeceğim. Bir daha. Sen ne söylersen söyle. Bu hayat geçmez böyle. Sana dönmeyeceğim. Artık sevmeyeceğim. Artık sevmeyeceğim. Artık sevmeyeceğim. Evet, muhteşem. Her şey muhteşem. Gecenin rengi, sizler muhteşem. Ama reklamlardan sonra daha muhteşem şeyler var. Bizden ayrılmayın. Akan
Kasya Home'un sunduğu Gecenin Rengi devam edecek. Bursa Yıldızı'nı seçti. Sektöründe 40 yılı aşkın tecrübesiyle Yıldız Mobilya. Evlenmek istiyorsanız, evinizin mobilyasını yenilemek istiyorsanız Yıldız Mobilya mağazalarını görmeden karar vermeyin. Her zevke hitap eden modern, klasik yatak odası ve yemek odası takımları, oturma grupları, genç odaları ve aksesuarlar Yıldız Mobilya'da. Üstelik size özel ödeme seçenekleri ve cazip fiyatlarla. Siz de Yıldız Mobilya'nın ayrıcalıklı fırsatlarından yararlanmak istiyorsanız ne duruyorsunuz? Haydi Yıldız Mobilya'ya. Yıldız Mobilya Kovukçınar'da, Yıldız Mobilya İzmir yolunda, Yıldız Mobilya Mudanya yolunda. Şimdi pide ustasıyla ekmek ustası bir olur mu? Olmaz. Hamuru özel, susamı özel, ustası özel, çırağı özel. Ramazan'ın vazgeçilmezi pideci Recai, Ramazan sofralarının vazgeçilmezi Sütaş lezzetleri. Türkiye için iftar, Sütaş için iftihar vakti. Sıcak havaların gelmesiyle birlikte daha aktif ve enerjik olmayı beklerken kendinizi daha yorgun ve bitkin mi hissediyorsunuz? Nedeni kullandığınız yatak olabilir. Her yeni güne daha sağlıklı ve mutlu başlamamız için geliştirilen Duralli'nin Trend serisi vücudun gece boyunca nefes almasını sağlıyor ve vücut sıcaklığını dengeliyor. Böylece sabah zinde bir şekilde uyanmanıza yardımcı oluyor. Duralli'nin yeni seri yataklarının her biri farklı bir konforun ürünü. Doğal yapısıyla mevsim sıcaklık kontrolü sağlayan Duralli'nin Trend serisi daha çabuk taranma ve çabuk kuruma sağlayarak bahar ve yaz aylarında uyku konforunuzu %100 artırıyor. Duralli Uyku Dünyası yetkili satıcılarıyla Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmetinizde. 1955'ten bugüne Tamek tam 200 milyon şişe ketçap üretti ve 390 bin gömlek o ketçaplarla lekelendi. Şeftaliden vişneye 1,5 milyar kutu meyve suyu içildi. 120 bin arkadaş hain şakalara hedef seçildi. Meşhur salçamızdan 550 milyon teneke üretildi. 124 bin tenekeye en güzel çiçekler sevgiyle dikildi. Çilekten incire, 140 milyon kavanoz reçel kahvaltı sofralarında yerini aldı. Kavanoz kapağını açan 315 bin baba kahraman ilan edildi. 1955'ten bugüne herkes için bir Tamek lezzeti var. Bugün, yarın, daima Tamek'se koy sepete. Bursa Göz Merkezi Göz Hastalıkları Danışma Hattı 444-0469 444-1469 Bursa Göz Merkezi Fomara Meydanı ve Eski Fakülte Kavşağı'nda. Sizi efsanevi aşkları, Hakan, heyecan dolu maceraları, zaman içinde yolculukları, Welcome to Downton, açığa çıkmamış sırları ve çok daha fazlasını keşfe davet ediyoruz. Şimdi Tele Dünya ve Sinema Paketi abonesi olana ilk 12 ay sinema paketi bedava. Üstüne bir de HD kutu, kurulum ve aktivasyon da bedava. Bu fırsattan yararlanmak için hemen abone olun. Her ay 50'si yeni 500 film ve bağımlısı olacağınız dizileri evinizin keyfinde izleyin. Haber. Sizin de izlemediğiniz film kalmasın. Canım Türkiye, bu indirimi kaçırmayın. Kilo'da %60'a varan indirim. Pantolon 39, ceket 99 lira. Üstelik kart finansı özel 8 taksit fırsatıyla. Kilo 1938'den beri Canım Türkiye'nin erkek giyiminde en kaliteli markası. Yıldızını seçti. Sektöründe 40 yılı aşkın tecrübesiyle Yıldız Mobilya.
Evlenmek istiyorsanız, evinizin mobilyasını yenilemek istiyorsanız, Yıldız Mobilya mağazalarını görmeden karar vermeyin. Her zevke hitap eden modern, klasik yatak odası ve yemek odası takımları, oturma grupları, genç odaları ve aksesuarlar Yıldız Mobilya'da. Üstelik size özel ödeme seçenekleri ve cazip fiyatlarla. Siz de Yıldız Mobilya'nın ayrıcalıklı fırsatlarından yararlanmak istiyorsanız ne duruyorsunuz? Haydi Yıldız Mobilya'ya. Yıldız Mobilya Kovukçınar'da, Yıldız Mobilya İzmir yolunda, Yıldız Mobilya Mudanya yolunda. Akasya Home'un sunduğu Gecenin Rengi devam ediyor. Işık çok geliyor ya. Yapayalnız dolaştım yollarda, yağmurlarda ıslandım bomboş sokaklarda. Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni, unutamadım, unutamadım. Ne olur anla beni. Unutmak kolay demiştin, alışırsın demiştin. Alışırsın demiştin. Öyleyse sen unut beni, yeter ki benden isteme. Birlikte. Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni, unutamadım, unutamadım. Ne olur anla beni. Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni, unutamadım, unutamadım. Ne olur anla beni. Emrah. Kocaman alkışlarımız. Ağzına yüreğine sağlık sevgili kardeşim. Vallahi Güvencim, sana da teşekkür ediyoruz. Bu arada efendim Paşa Konağı'ndan o Osmanlı'nın bizim hani ecdadımızın bizlere alışkanlık haline getirdiği o kahvelerimiz gelsin. Şöyle bir enfes kahveler hazırlanıyor şu anda. Sen de tabii canlı yayında olduğumuzu bir anda unuttun. Hayır, unuttum değil. Hala girdiğimizi... reklam devam ediyor zannettim. Sevgili Emrah da hani bizleri ve konuklarımızı böyle bir mutlu etmek için işte bizim... jest yapıyor zannettim. Ben de baktım sosyal medyada Ahmet abiyle bana gelen mesajları okuyordum. Sağ olsunlar, Facebook gerçekten yıkılmış. Tüm sevenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi onu söylüyordum hatta. Ahmet abi dedim, ne kadar güzel bir moral oluyor değil mi? Bizlere motive ediyorlar sevenlerimiz. Aa, güzel mesajlarıyla. Vallahi dedim. İyi ki geldiniz. Bir de acayip bir kombinasyon var, farkında mısınız? Koltukla beyaz, sarı, böyle hele ben hakikaten hele sarı, siyah ve sarı hissettim de geldim demek. Evet ki. Güven'in pantolonu da öyle. Yani bugün herkes sözleşmiş buraya gelmiş yani. Yalnız buraya bakma, karşıya baktığın zaman rengarenk zaten orası. Orası bir cennet bahçesi gibi gerçekten. İnsan sizin gözlerinize bakınca gerçekten söylüyorum. Buradan bir bakamıyorsunuz tabii. Hani hep söylenir ya mutluluğun resmi. Bence mutluluğun resmini çok uzaklarda aramamak lazım. Mutluluklar anlarla sınırlıdır zaten. Bence şu anda hepimiz çok mutluyuz. Ve gerçekten o gülen gözlere, o güzel yüreklere ne söylesek az. Ama tamam. Ama biraz önce ben sevgili Tuğba'cığıma gelirken dedim ki ya ben dedim ne zaman iyileşeceğim? Neyim var dedi.
Dedim ki benim 6-7 yaşından beri iyileşmeyen bir rahatsızlığım var. Doğukan bilmiyor ama ben söyleyeyim. Söyleyeyim mi? Doktor var mı aranızda? Ya beni abi çok, Allah çok, şifa versin bir dakika ya. Ya çok ya, küçük yaşlardan beri böyle 6-7 yaşında beri ne zaman mikrofonu elime alsam bu kadar az alkışla şiir okuyamıyorum ben. Yani. Oh. Benim iyileşmem şart yani. Ama bugün iyiyim. Bugün iyiyim. Peki sevgili Tuğba Hanım nasıl şartlarda şiir okuduğunu biliyor musunuz? Tuğba'cığım bir tane gerçekten onu tanımaktan onur duyuyorum. Tuğba tanımaktan ve onunla tanışmaktan büyük mutluluk duydum. Çünkü bazı insanları kartpostal olarak tanıyorsunuz. Özellikle yıldızları. Oysa gökteki yıldızlar yeryüzünü sadece 12 saat aydınlatır. Ama yeryüzündeki yıldızlar 24 saat sizi aydınlatır. Vay onun vay için, vay. Onun için yeryüzündeki yıldızları da çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Yüreğiyle, sözleriyle, davranışıyla gerçekten olduğu gibi olan ender tanıdığım insanlardan biri. Çünkü bizim dünyamız, ben artık 30 yıl, bu yıl 35. sanat yılımı kutluyorum. Bugüne dek ayakta alkışladığınız bütün sanatçılara çalıştım. Hepsine şarkılar verdim. Hepsini de çok seviyorum, yakından tanıyorum ama her zaman hani ağacın dalları gibi düşünün. Her zaman ağaç dallarıyla yeşil yapraklar vermeyebilir. Bazı ağaçlar çürüdüğünü görürsünüz. Çünkü insan hayatta ona benzer. Hayata benzer, ağaca benzer. Eğer yeşilim dersen çiçek açarsın. Olduğum dediğin gün çürümeye başlarsın. İşte Tuğba her yeşil olan, her zaman yeni şeyler öğrenmeye meraklı bir arkadaşımız, sanatçı yıldızımız. Onun için ona ben de yeni şarkılar vermekten onur duyacağım. İnşallah ona güzel şarkılar armağan edeceğim. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Şimdi o kadar heyecanlandım ve mutlu oldum ki duydunuz değil mi? Şahitsiniz hepiniz. Bana yeni albümümde Ahmet Selçuk İlkan bizzat kendisine ait olan eserlerinden vermeye söz. Peki bir şey soracağım. Söz verdi. Duydunuz değil mi? En çok sen neyi istiyorsun? Onun hangi hepsi? Mesela yani. Ah biraz şey, önce söyledi Türkiye'nin çok önemli seslerinden birine söylemiyorum merak etme söylemiyorum biliyorum. Benim sevdiğim 3 şarkısını da o hanımefendiye vermiş maalesef ama olsun Ahmet Selçuk İlkan bir kaynak. Ya yani ben ne şarkılar veririm sana yeni şarkılar. Kesinlikle. Benden şarkı isteyin ama sakın şarkı söylememi istemeyin. Geçen gün böyle aldım elime mikrofonu, şu an başlıyorum. Şu anda mikrofonu aldım böyle, tam şiirler okuyacağım. Ortada genç, yakışıklı bir çocuk, böyle aynı sana benziyor yemin ederim böyle. Evet, senin gibi yakışıklı bir genç, ayağa kalktı. Ahmet abi dedi ya, ne kadar güzel şarkılar yazmışsın yıllardır. Ve ne güzel şarkılar armağan etti Türkiye'ye. Hep şiir okuyorsun, oysa ses tonun çok güzel. Ne olur bir şarkı söyle dediler. Ben de döndüm Emrah'a ve bizim müzisyenlere. Ya sıradan şarkı söyleyemem Ahmet Selçuk olarak. Dedim ki en iddialı, en zor şarkıyı söyleyeyim. En zor şarkıyı buldum. Hani herkesin okuyamayacağı şarkı. Her yer karanlık, pür nur o mevkili bir şarkı var. Bilir misiniz? Her baba yiğit okuyamaz onu. Işıkları söndürdüm. Aynı şarkıdaki kompozisyonda olduğu gibi. Her yer karardı. Şarkıyı o karanlıklar içinde bir de gözümü kapadım. Sazlar, emrahlar bir çaldı. Ben bir söyledim. Ses yok salonda böyle gayet güzel dinliyorlar. O karanlıklar içinde şarkı bitti. Birazdan gelecek o muhteşem alkışların hayaliyle gözlerimi açtım. Işıklar yandı. Salonda kimse yoktu. Sazlar da gitmişti. Herkes gitmişti. O günden beri şarkı söylemiyorum. Şarkıyı gel. Gel. Tuğba Özay söylesin şarkıyı ben yazayım. Hadi peki bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Hadi söyle bakalım. Affına sığınarak, izin alarak tabii ki senin gibi bir değerli üstadtan. Ben söyle. Bir şiir okusam. Tabii memnun olurum. Çok mutlu olurum gerçekten. Kendi yazdın okusun. Bir şiir mi Tuğba? Aslında şiirler şiir okumaz ama okusun hadi. Kendisi de bir şiir aslında değil mi? Çok hadi sağ ol, çok teşekkürler. Demin Ahmet abi sizlere bakıp dedi ya rengarenk diye. Benim renklerle ilgili yazmış olduğum bir şiirim vardı Armoni adında. Eşlik etsinler mi? Eşlik ederseniz de böyle çok hafif ama çok çok hafif. Rodrigo'nun gitar konçertosu dermişim ben. Renklerin dilini anlatıyorum bu şiirde. Siyah bazen ölümdür, bazen asalet. Kimisine zulümdür, kimine zarafet.
Kırmızı bazen kandır, bazen aşkı anlatır. Kimine batan güneş, kimine tehlikeyle eş. Beyaz, beyaz bazen saflıktır, bazen tutsaklık. Kimine mutluluğun simgesi, kimine barışın imgesi. Sarı, sarı güneşi çağrıştırır, bazen sevdaları ayırır. Kimine hayat verir sarı, kimi yaşar sonbahar. Yeşil, yeşil bazen ormandır, bazen bakmaya doyamadığın göz. Kimine paradır yeşil, kimine türküdeki bir söz. Mor, mor bazen cazibedir, bazen uyuşturur damarı. Kimine gecedir mor, kiminin salkımlı sokağı. Kahve, kahve topraktır kimine, kimine ağacın dalı. Kimine paslı demir kapı, kimine umut olur falı. Mavi, mavi bazen denizdir, bazen gökyüzü. Kimine nazarlıktır mavi, kimine olur gün yüzü. Teşekkürler. Ne zaman yazdın bunu? Bu şiirimi 2007 yılında sıkıntılı bir dönemimde yazmıştım. Her olayın, her yaşanılan şeyin, her durumun, konunun insanlar üzerinde farklı etkiler yarattığını dile getirmek için veyahut da herkesin farklı düşüncelere, farklı bakış açılarına sahip olduğunu ifade edebilmek için yazmıştım. Şimdi hani ilk programımızın girişinde sevgili Tuğba dedik ya, hani bir 18 yıllık Ahmet abi, gerçekten de hani bizim o 94-95 yıllarda işte Telekritik Türkiye'de ilk sporla magazini buluşturan programlarda bir Tuğbalar vardı. Yani böyle hani 10 parmağında saysan 9 tane 8 tane belki vardı, belki yoktu. Yani hani bizim yapımcılarımız hadi bir programa VTR hazırlayın derlerdi. Sanatçılar o zamanlar hangi takımı tutar, hangi sporla uğraşırdı kimse bilmezdi mesela. O günden başlayan bir dostluk, bir insan kendini hiç mi bozmaz? Allah nazarlardan saklasın. Hakikaten fiziği, ruhu, gözlerindeki ışıltısı, o tebessümü zaten bir sadaka sevabı niyetinde. Ama hiç değişmedi. Toprak yetiştiği aileyi yakından tanırsan. Evet, öğretmen bir öğretmen yani bir aile. Bozulmayacağını asla bozulmayacağını tahmin edebilirsin. Ben ailesine şansı, çok ailesine, bağlı. Babasını şair, babasını şair yürekli insanı da tanıyorum. Anneyi de tanıyorum. Dolayısıyla öyle bir bahçenin öyle çiçeği olur zaten. Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Çok vallahi. Sağ ol. Bu arada seninle ilgili bir anımız var biliyorsun. Ta o yıllara gidince seninle ilk röportajımızı Uludağ'da yapmıştık. Anımsarsan sene 95 olması kesinlikle gerekir. Ve o zaman da Şansal Büyük Ağa'nın ekibindeydin sen, evet, de. Ahmet abi o hafta Doğukan benle röportaj yapıyor. Şansal Büyük Ağa izliyor ve diyor ki Şansal abi bundan sonra yaptığımız bütün her hafta yapılan programda televoleydi değil mi? Aynen. Yanlış anımsamıyorsam. Kesinlikle. Tuğba'yı röportajı istiyorum. Aynen. Demişti. Yani onun enerjisi, yani hatta Can abiye dönerek söylemişti bunu. Can Tanrıya. Evet, her hafta ben bir tane kesinlikle Tuğba istiyorum demişti. Hatta onun esprisi de vardı bizim serviste. Her hafta bir tane Tuğba istiyorum. Ama onlar da bu mesleğin duayenleri gerçekten. Demek ki çok iyi hedefi yakalamışlar. Bence onlara da buradan selam olsun. Evet tabii biz biraz hani Ramazan'ın da bu havasını kokluyoruz. Hakikaten Bursa'nın, Osmanlı'nın, evet, bu tasavvufun, evliyaların, ulemaların, ecdadımızın böyle ayak seslerini de hissettiğimiz bu topraklarda. Bilmiyorum Ahmet abinin de böyle acaba mısralarında o dile gelecek bir şeyler var mı? Var mı? Elbette var. Ve Yeşil Bursa'ya gelmişken bu evliyalar şehrine, bu güzel, kutsal, benim için de çok önemli. Benim babamın, annemin, ailemin ilk Adana'dan gelip ziyaret ettiği şehirlerden bir tanesidir Bursa. Benim de çocukluğumun, anılarımın geçtiği yer. Dolayısıyla sevgili Tuğbacığımla konuştuğumuzda bu Ramazan ayında biraz da ruhumuzu yıkayalım mı hep beraber? Var mıyız? Hani bu kutsal ayda biraz da sevenlerimize, annelerimize, atalarımıza ve bizlere
armağan edilen şiirlere yolculuk yapalım. Hazır mısın? Hadi bakalım. Bu kutsal ayda, bu Ramazan ayında gerçekten ruhunu bize açan, gönlünü dualarla yıkayan ve bizi yarınlara dualarla yollayan o güzel insanlara, biraz da insana yolculuk yapalım. Diyorum ki ben, şu yalan dünyanın boş olduğunu bilip de yaşarsan en büyük sensin. Hissedip bir kalbin taş olduğunu yine de seversen en büyük sensin. Veysel olan bilir ne gördüğümü, Eyüp'ün sabrıyla ne ördüğümü. Sen de Yunus gibi şu kör düğümü çözüp de yaşarsan en büyük sensin. Adını yazsan da dağlara taşa, eter bu. Ne yapsan gelecek başa. Bakma ardından dökülen yaşa. Kalplerde yaşarsan en büyük sensin. Gönülde yaşarsan en büyük sensin. Ben yürürüm yani yani. Hep beraber. Yaşamak değil, sadece bir beden taşımak değil. İnsansan insanın kıymetini bil. Sen o zaman insansın. Hayatın anlamı elbette derin. Yalnız nefes almak değil değerin. İnsanlıktan yana varsa eserin. Sen o zaman insansın. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Beraber okur muyuz? Bilmiyorum ne haldayım. Gidiyorum gündüz gece. Zalim bir değirmen, geze geze öğrendim ben. Hayat okul, dert öğretmen, yasa çize öğrendim ben. Bu dünyanın kopmuş ipi, belli değil sonu dibi. Acıları tesbih gibi çeke çeke öğrendim ben. Bu sabahsız karanlığı, bu amansız ayrılığı, haklıyken haksızlığı bil ki senden öğrendim ben. Kaç geceyi sabah ettim, seni düşüne düşüne. Yüreğimde taş erittim, seni düşüne düşüne. Geçip giden zamana bak, gözümdeki amana bak. Umutlarım yaşlandı bak, seni düşüne düşüne. Aşkım diye seni seçtim, hasret ektim, hasret biçtim. Bu dünyadan candan geçtim, seni düşüne düşüne. Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın? Ben de gülemedim yalan dünyada. Sen beni gördükçe mutlu mu sandın? Ömrümü boyunca
Ama şimdi bir sürprizimiz var. İlk kez yapıyoruz burada. Sen de ilk defa duyacaksın. Son bestemiz. Bu yürekten akan şiirlerle sevgili Emrah'ın bestesi. İlk kez sizlere sunuyoruz. Kalbinizi açarsanız, ruhunuzu açarsanız çok daha seveceksiniz. Bakalım ilk kez sizlere sunacağız. Beğenecek misiniz? Durup durup hiç büyüklük taslama. Seni senden alacaklar unutma. Bir dağ gibi servetine yaslanma. Bir kabire koyacaklar unutma. Günler geçer, yıllar geçer görürsün. Servet biter, şöhret biter çürürsün. Bir kabir de sana düşer görürsün. Bir tabuta saracaklar unutma. Gidenlere şöyle dönüp baksana. Şu hayattan sen de bir ders alsana. Şerefinden başka bir şan yok. Seni böyle anacaklar unutma. Bir mevsimdir güzelliğin, şöhretin. Bir ateşte küle döner servetin. Dostların ki onlar senin kıymetin. Seni ondan soracaklar unutma. Hayatın temeli sabırdır, sabır. İnsanı pişiren çektiği kahır. Kim ki kul hakkı, kim ki ah alır. Hesabını soracaklar unutma. Böyle geldi, böyle geçti asırlar. Ne canlara kucak açtı topraklar. Kral olsan, sultan olsan ne yazar? Tacı tahtı alacaklar unutma. Bir kabire koyacaklar unutma. Seni senden alacaklar. Bir kabire koyacaklar. Kral olsan, sultan olsan ne yazar? Ne canlara kucak açtı topraklar? Kral olsan, sultan olsan ne yazar? Şu hayattan sen de bir ders alsana. Şerefinden başka bir şan yok sana. Unutma, unutma, unutma. Gidenlere şöyle dönüp baksana. Şu hayattan, şu hayattan sen de bir ders alsana. Sen de bir ders alsana. Şerefinden başka bir şan yok sana. Başka bir şan yok sana. Unutma, unutma, unutma. Unutma, unutma, unutma. Teşekkür ediyorum. Bu alkışlar bizim ışığımız oluyor. Bu alkışlar Tuğba Özay'ın da ışığı olsun. Hadi bakalım. Ben görevimi yaptım. Şu sıra sende. Tuğba söyle. Önce bir kahveler gelsin abi. Kahvelerimiz gelsin o efendim. O zaman paşa, bu arada konuğundan. Rejiye söyleyelim. Şarkı değişikliği yapmaya karar tamam. verdim. Ne yapalım efendim? Sevgili Yeşim Satır'la benim 18 yıllık hem dostum hem basın danışmanım. Selam olsun buradan. Ekran bizi izliyor değil mi Yeşim? İzliyorlarmış. Onun için Kaderdaşımı seslendirmek istiyorum. Bir dostluk arkadaşlık evet, şarkısı. Hazırlanıyor değil mi? Oo, yanında da lokum var. Bayılırım. Kuş lokumu yok Osmanlı. Muydu canım benim? Kuş lokumu. Var mı? Kuş lokumu da istiyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Ben borcumu ödemeye gelmiştim. Şimdi kahve içsem 40 yıllık daha borcum olacak. Düşünün yani ne olacak? Ben Doğukan'a söylemiştim. Bir gün evine gelirsem bana bir kahve pişir. Kahve yoksa eğer bir tebessüm et yetişir demiştim ama o lokumlu getirdi kahveyi. Borcum arttı benim. Abi sen yeter ki bu güzel yüreğinle, güzel dostluklarla Bursa'ya hep gelin. Bu güzel insanlar eminim ki her evde buram buram kahve hazır olur değil mi efendim?
Şimdi yayından sonra diyelim ki kimler evini açacak, kimler evinde kahve yapacak? Oo, harikasın. Çok teşekkür ediyoruz. Ama gerçekten bizim insanımız o kadar misafirperver, o kadar içten ki. Örneğin bugün Bursa'ya geleceğimizi duyurduğumuzda sosyal medyadan tanıdık, tanımadık herkes ne olur bize de gelin, buyurun evimizi açalım size. Yok işte İskender kebap yemeden göndermeyiz. Çok güzel şeyler bunlar. Bu arada önümüzdeki ay Bursa Life dergisinde kapakta Tuğba Özay olacak ve içeride de röportajımı görebileceksiniz efendim. Yani Bursa ile hiçbir zaman bağımızı koparmıyoruz Doğukan'cığım. Bursa sizi, siz Bursa'yı yani. Ben de seviyorsun. Bursa'yı çok seviyorum. Çok teşekkür ederim ama daha sık gelmek istiyorum. Çünkü özellikle podyuma çıktığım dönemlerde biliyorsun burada bensiz ne açılış yapılırdı ne defile olurdu. Ama artık yerini ne aldı bu açılışları? Sadece hani onun dışında yine açılış, organizasyonlar bu tip şeylere katılıyoruz ama podyuma çıkmıyorum. Hayır, şunu söyleyeceğim. Aslında sizin dönemdeki o keyifli açılışlar artık yapılmıyor. Yani podyumla işte mankenleri çağıralım da bir açılış yapalım mı? Biz o dönemlerde hatırlıyoruz. Artık böyle yenilerde çok... Eskisi gibi yok. Çünkü yok podyumda yani. Da hani star olacak isimler de öne çıkmıyor. Dolayısıyla insanlar da medyada yer almasını istediklerinden organizasyonların hani çok medyatik yüzler çıkmayınca tercih etmiyorlar doğal olarak. Etmiyorlar. Evet. Şunu söylemek istiyorum. Bursa'ya konserlerimizle daha çok gelmek istiyoruz efendim. Değil mi Ahmet abi? Vallahi bu mesela muhteşem bir ikili olmuş. Yani hele hele sana vereceği Ahmet abinin güzel vallahi çok heyecan içerisinde. Sonra... Ahmet abi dinliyorum. Bizim aşk şarkımız var. Var değil mi? Evet, anlamazdın hani. Aa. Acaba birlikte bir düet yapsak mı? Yapalım, yine? Yaparız. Ne dersin? Ama alkışlar az. Yani o... Evet ya. Sol taraf neredesiniz? Uyuyor musunuz? Sol yanımız. Sol yanımız, evet. Yaparız elbette. Gerçekten. Anlamazdın. Bir de son mu söylese yap. Kusura bakmayın tabii spontane geliştiği için tüm bunlar. Yüreğinin çöllerine nehir oldum inanmadım. Saçlarının tellerine esir oldum inanmadım. Ben ki asi boyun eğmez, ben ki çılgın söz dinlemez. Senin için hem de kaç kez yaşlar döktüm inanmadım. Diz çökerken dağlar bana, şimdi taşlar ağlar bana. Hayatımda bir tek sana yenik düştüm inanmadım. İnanmadın ne yapayım? Sensizlik mi senden payım? Tanrı mısın ki tapayım? Sevdim seni inanmadın. Öldüm sana inanmadın. Yandım sana inanmadın. İnanmadın. Ayrılık var demedim mi? Anlamazdım. Kadere de inanmazdım. Hani sen acı veren kalpsizlerden alamazdım. Dilerim ki mutlu ol sevgili. Gülsün sana günahı boynunda ağlayan bir çift göz bıraktın arkanda. Dilerim ki mutlu ol sevgilim. Ah,
Ben olmasam bile hayat gülsün sana. Günahı boynunda ağlayan bir çift göz bıraktın arkanda. Ne yaptım ki sana böyle? Kaçar gibi gidiyorsun. Yüreğime kurşunları sıkar gibi gidiyorsun. Sen ki benim büyük aşkım, sen ki benim bitmez şarkım. Var mı sana başka borcum? Sen başımı evimi yıkar gibi gidiyorsun. Dönmesin ki dönsem küle, ne diyeyim güle güle. Sevdiğimi bile bile bilmez gibi gidiyorsun. Sen nereye gidiyorsun? Sen kimle gidiyorsun? Kalbim bomboş kaldı sanma. Acılar geçer zamanla. Aşka tövbe demem ben. Görürsün sen sevince yeniden. Anlamazdın anlamazdın. Kadere de inanmazdın. Hani sen acı veren kalpsizlerden alamazsın. Hay! Ben olmasam bile hayat gülsün sana. Günahı boynunda ağlayan bir çift göz bıraktın arkanda. Orada sevgilim ben olmasam bile hayat gülsün sana. Günahı boynunda ağlayan bir çift göz bıraktın arkanda. Çiçeğin güneşe hasreti gibi bekleme yolumu gelmem bir daha. Rüzgarın dalları kırdığı gibi kırarım kalbini sevmem bir daha. Sen bir kralsın. Ben dilenci mi, köle mi, esir mi, sevgili miyim? Yoksa gözlerinin mendili mi? Dökme gözyaşını, silmem bir daha. O sahte aşkını anmam bir daha. Aşkınla yana yana, kül olsa da olacağım. Bu gönlün sayfasını artık kapatacağım. Aşkınla yana yana, kül olsa da olacağım. Bu gönül sayfasını artık kapatacağım. Geçse de gençlik çağım, boş kalsa da kocağım. Sözümü tutacağım, adını anmayacağım. Sen de gençlik çağır, boş kalsa da kucağım, sözümü tutacağım, adını anmayacağım, adını anmayacağım, adını gerçekten programımız yok ama biz birbirimize hayır diyemediğimiz için böyle bir anda sahnede buluyoruz kendimizi. İnanıyorum ki biraz daha alkışlarsanız Tuğba Özay size hayır diye bir tek canlı bir şarkı daha söylüyor. Ahmet abi, bir şey söyleyeceğim. Bu arada aslında sevgili Tuğba senin yanında da sanki sana biraz kendini de hani ispat etmeye çalışıyorum. Tabii beğendirmeye çalışıyorum kendimi. Yok, ben Tuğba'cığımın sesini gerçekten beğeniyorum. Çok hatta güzel ama benim, çok. Çok realist şarkılar var, onu çok beğeniyorum. Zaman zaman okuyor böyle işte Sabahattin Ali'nin şarkı, hani yazdığı şiiri. Örneğin Kerem Yüreği Meselesi, başın öne eğilmesin, aldırma gönül aldırma okuyor. Daha neler okuyor ama. Bir dakika. Ben onu isteyecektim final. Öyle mi? Evet. Öyle mi? Ben onu şöyle bağlayayım ona. Kader mahkumları için o zaman. Hangisi? Farz oldu şimdi. Sünnetti, farz oldu. Evet. Şöyle yani yapalım. Hem de güzel bir espriyle bağlamış olalım. Karacaoğlan oldukça yaşlanmış. Ama oldukça yaşlanmış. Saçlarına aklar düşmüş.
sakalları, atlar düşmüş ama gönlü hala genç ve bir gün böyle yaylasında dolaşırken genç bir kızı görüyor ve değirmende un eliyor, işte çeşmelerden su taşıyor. O gönlü de ona düşünce genç kıza, o yaşlılıkta yaşlılığını unutup o hanımefendi, o güzel kızımıza yardım ediyor, odun taşıyor, değirmenle un taşıyor, ekmeğini taşıyor ve sonrasında da o güzel genç kız dönüp Karacaoğlan'a teşekkür ederim amca anlamında sağ ol emmi diyor. Karacaoğlan yıkılıyor ve diyor ki evet Emrah, diyor ki değirmenden geldim, beygirim yüklü, şu kızı görenin deli olur aklı. 15 yaşında 45 bölüklü bir kız bana emmi dedi neyleyim. Bizim ilde urum olur, uç olur, sızılaşır bozkurtları aç olur. Bir yiğide emmi demek güç olur, bir kız bana emmi dedi neyleyim. Karın derne edip nen olayım, akan sularınla ben de geleyim. Sakal seni matka bile yolayım, şu kız bana emmi dedi neyleyim. Bir kız bana emmi dedi neyleyim dedim. Ve sen evet. Başın öne gerçekten de bizi izleyen Bursa E tipi, H tipi yani oradaki bütün kader dostlarımıza, mahkum demiyorum, dostlarımıza diyorum, gönül insanlarına buradan selam olsun. Evet. Buradan hakikaten selam olsun. Bizi izliyorlar. Ben ne zaman orada genel bir ziyarete gitsem, sevgili cezaevi müdürü de çok sevgili dostumuz, ne zaman bizi orada ağırlasa, hakikaten sizi izliyoruz Doğukan Bey. Günler, saatler sizinle geçiyor diyorlar. Buradan selam olsun kendilerine. Bu arada biz cezaevlerinde de konserler veriyoruz. Sevgili Ahmet Selçuk İlkan da aynı şekilde, ben de oralardaki kader mahkumlarını, oradaki
dostlarımızı, vatandaşlarımızı, oradaki insanlarımızı da unutmayalım, unutmuyoruz da. İnşallah herkes özgürlüğüne kavuşur ve özgürlüğüne kavuştuktan sonra da yaşamlarında bembeyaz sayfalar açılır. Çünkü özgürlük kaybedilince sağlık gibidir. Sağlığın da değerini kaybettikten sonra anlarız ya, özgürlük gibisi yoktur. Kelebekler kadar özgür olmak gerekir. Ve oradaki kardeşlerimizin ailelerine de sabır diliyorum. Allah kurtarsın. Şimdi efendim o zaman bir kaderdaşım gelsin mi? Ahmet abi. Kaderdaşım tüm kader mahkumlarına gelsin. Sözümüz iyi bana. Ve Yeşim Hanım'a gelsin. Parça. Evet. Burada biliyor musun? Ciddi misin? İşte burada. Demek ki renk taşımız. Uğur getirecek bize inşallah. Herkese, ülkemize uğur gelsin her şeyden önce. Değil mi? Peki
bu tabii bir yarışma vardı, ondan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Sor dediler. En son bu ben buradan atlarım yarışması vardı. Evet. Üçüncü olarak bitirdim. İnanılmaz bir sportif başarı. Yani 10 parmakta hakikaten 10 o marifet. Yani Allah bundan sonra bilmiyorum hedeflerinde ne var sevgili Tuğba. Yani bir sinema Şu anda bir sinema filmi çekiyoruz. Çekiyorsunuz değil mi? Geçtiğimiz yıl D'Artagnan Velasquez adında bir sinema filmi çekimine başlamıştık. Fakat yapımcılar arasında yaşanan bir takım sorunlardan dolayı film yarıda kalmıştı. Nerede? İstanbul'a mı çekiliyor? Akyazı'da çekiliyordu geçen sene. Fakat yapımcı ortağı değişti ve geçtiğimiz günlerde tekrar başladık filmin çekimlerine. Çok değerli bir kadroyla çalışıyoruz. Sevgili Dost Elver var, Sinan Benger var, Ahmet Çevik var, Levent Kırca tiyatrosundan bileceğiniz evet. isimler. Olacak o kadar ekibinden. Evet. Sevgili Mülayim var biliyorsun. Mülayim meşhur Seda Sayan'la yıllarca birlikte program yaptı. Esra'nın Sönmezer var. Çat var. Laskit karakterinde. Ben de orada Calamity Jane'im. Tam benlik. ve umuyoruz Kasım ayında vizyona girecek. Kasım ayında o kadar. Çok güzel bir komedi oldu. Çok güzel. Umarım vizyona girdiğinde de izleyiciyle buluştuğunda da beğenilir. Artı yeni bir tiyatro oyunumuz başlayacak. Bir vaudeville üzerine çalışıyoruz. Ferdi Merter tiyatronun duayen isimlerinden biri. Onun öncülüğünde. O tiyatro oyunumuzda da Okan Karacan'la birlikteyiz. Mehmet Çepiç olacak muhtemelen. Aynı zamanda tiyatrocu dostumuz. Artık yeni sezonda bir televizyon programına başlamak istiyorum değil mi Ahmet abi? Yani aslında birlikte bir program yapsak. Bence her şeyden seni görmek gerekiyor ekranlarda. Çok teşekkürler. Ama benim pek zamanım olmuyor. Böyle değerli sanatçılara şarkı yazmaktan ve biliyorsunuz ben de hemen hemen her hafta en az iki kez şehir 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 Anadolu'yu dolaşıyoruz. Pazar günü Trabzon'dayım. Çarşamba, Perşembe günü Didim'de festivallerdeyiz. Bu Ramazan ayında bayağı şehirler gezdik. Bandırma gibi, Osmaniye, Adana gibi ve daha Çanakkale değil, Mersin, Tarsus derken bugün Bursa'dayız. Yarın kısmetleri de bilemiyorum ama elbet bir gün yine buluşuruz diye düşünüyorum. Bu böyle yarım kalmayacak değil mi? Zaten Ahmet abi yapan işte böyle her cümlenin sonunu mutlaka çok tatlı ve bizim hafızamızdan silinmeyen şarkı sözlerine bağlaması. Ahmet abi de üretiyor. İşte Tuğba da yerinde oturmadı. Yani ben bir şöhretim. Yeter. Yani artık bu şöhretin keyfini, maddi beklentilerini hani bir tarafa İnanın bırakalım. Ki, maddiyat bir yere kadardır evet. ama hayatı güzelleştiren unsurlar var. Şöyle düşünün. 1980'li yılları bir hatırlayın. Lütfen o günlerden bugüne çünkü kalemi alıp yazdığımız yıllar o yıllarda böyle üzerimizden bir darbe geçmiş. İnsanlar üzgün, kırgın, çatık kaşlı ve o yaralı yüreklere kimi ihanete uğramış gençlik, kimi hapishanelerde yıkılan yuvalar ve ben Almanya'dan gelmişim. Ya baktım bizim bütün gençlik bu moral bozukluğu içerisinde onları ancak şarkılarla yüreklerini tamir etmek gerekiyordu. İşte o yıllarda ıslak mendil gibi, tahta masa gibi, sevgili Zeki Müren'imize, sanat güneşine, kahır mektubu gibi şarkı hatırlar mısınız? Bir yarım saatlik şarkı vardı. Nakaratını bir hatırlat bakalım. Bak hatırlayacak mısınız bu şarkıyı? Mesela... Her gece kederdim, durmadan içiyorum. Sevda ektim kalbime. Yalnızlığı içiyorum. Doğukan bu yarım saatlik bir şarkıydı ve sevgili Zeki Müren'imiz Bursa'da onu almadan geçmek olmaz. En büyük arzum da gerçekten ah diyordum Zeki Müren'imize bir şarkı yazabilir miyim? Ne mutlu bana ki en az onlarca şarkıyı sevgili Zeki Müren'imize yazdık. Hemen hemen bütün sanatçılarda tabii iz bıraktık ama en önemlisi şarkılar şimdi sizin yüreklerinizde. Mesela yıllar önce yazdığımız bir Cengiz Kurdoğlu'na ilk aşkım, sevgilim, liselim benim diye bir şarkımız vardı. Ümit Besen'e ıslak mendil vardı hatırlat nakaratını. Nasıl olur? Ki bu gece ayrılacağız. Biliyor musunuz bu şarkıyı? İstemem bir daha güneş doğmasın. Madem ki son defa sarılacağız.
sarılacak. Gizle gözyaşını gören olmasın. Gizle gözyaşını gören olmasın. Nasıl unuturum? Nasıl unuturum sevgilim seni? Ölüme götürür hasretim beni. Islak mendilini, ıslak mendilini, yırtık resmini. Geri al sevgilim, ben de şimdi size şaşırtayım mı Doğukan? Evet. Şimdi hep diyorsunuz ki bu Ahmet Selçuk hep böyle hüzünlü, hep böyle hazin şarkılar mı yazdı? Ama bir araştırma yapsanız, mesela basından arkadaşlarımız var. Yemin ediyorum yalnız Türkiye'de değil, dünyada en tatlı, en şeker şarkıyı da ben yazdım. En tatlı ve en şeker şarkıyı ben yazdım. İnanmıyor musunuz? İşte o yazdığım şarkı. Çok tatlısın, güzelsin, şekercimi babasıydın. Kaşın kara, gözün kara, kömürcüm babasıydın. Çok tatlısın, güzelsin, şekercimi babasıydın. Kaşın kara, gözün kara, kömürcüm babasıydın. Hadi bir özelliğimi daha söyleyeyim gitmeden. Belki de düğün salonlarında en çok çalınıp oynadığınız o en çok hareketli şarkıyı da yazanlardan biri benim. Hangi şarkı? Şaşırmayın, işte o şarkı. Alayım kızıma bir kutu boya, boyasın kendini boydan boya. Alayım kızıma bir kutu boya, boyasın kendini boydan boya. Görüyorsunuz değil mi? Harika, harika. Daha çok şaşırtırım ama bugünlük bu kadar. Evet, çok bir teşekkür ederim. Bir dahaki sefere Doğukan'a veriyorum. Evet, çok yoksa teşekkür ediyorum. Çok var ama bir dahaki sefere artık. Hemen Çam Sakızı Çoban Armağanı, Duygu Gümüş'ten hediyelerimiz var Ahmet abi. Açalım bakalım. Akasyom'dan yine böyle bir, zannedersen bir... Tuğba hocam şunu şöyle affedersin. Duygu benim annemin adı. Çok teşekkür ediyorum Duygu Gümüş ve Altın'a. Harikulade bir seçim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Yine kestane şekerlerimiz efendim. Ağız tadıyla bir hayat, şekerli, bir ömür şeker diliyorum. Geldi görüyorsunuz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Duygularla yolculuk yaptık. Duygudan geldi. Gümüş evet. Ve altın diyor. Evet. Ben hemen yüzüğümü taktım, haberin olsun. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bu arada küçük bir, tabii hemen duyurum var. Vaktimiz dolmak üzere. Yönetmenimden uyarı geliyor. Şimdi Bursa'da kaykay sporu ile uğraşan gençlerimiz var efendim. Bu konuda Eski Bursalılar Derneği vermiş oldukları bir mücadeleden benden rica ettiler. Bu Yıldırım Cazibe Merkezi'ndeki bu gençlerimizin, hatta bu heykeldeki gençlerimizin toplu bir yerde bu kaykay sporunu yapmak adına bir mücadele başlanmış. Nilüfer semtinde onlara buradan destek olan bütün spor severlere şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına sürçülisan ettiysek affınıza sığınıyoruz. Finali sizlerle yapacağız arkadaşlar, programın hemen kapanışını. Akasyon katkılarıyla huzurlarınızdaydık. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osman Gazi Belediyesi, Yıldırım Belediyesi, Nilüfer Belediyesi'ne sanata ve sanatçıya yapmış oldukları tüm katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Efendim bu muhteşem dekorumuzu dizayn eden, tasarımını organize eden Efser Mobilya Kemal Bey'e, ekibine, Teleset Mobilya'ya, Seray Mobilya'ya, Sercan Bey'e ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bu programa katkı sağlayan bütün dostlara sevgi ve selamlarımı sunuyoruz. Bu arada kahveler soğuduğu için Abdullah abi kahvelerin tazelenmesini istediler. Efendim kahveler az sonra geliyor Paşa Konağı'ndan. Efendim haftaya biz Allah nasip ederse yine huzurlarınızda olmak istiyoruz. Haftaya Türk Sanat Müziği Gecesi sizlerle beraber olacak. TRT'nin en sevilen sanatçıları sizlerle beraber olacak. Cumartesi bu programın tekrarı efendim. Söz orkestramda Emrah'cığım çok teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık. Allah yolunu açık etsin. Güvencim bize Hızır gibi yetiştin. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sevgili Müslüm'cüğüm söz sende. Efendim haftaya buluşmak ümidiyle. Allah'a ısmarladık.
odamı, yatağımı, tüm benliğimi. Dört duvar arasında soluyorum nefesini. Ama yoksun bu kaçıncı bahar, sen yanımda yoksun. Günlerden pazar, sen yanımda yoksun. Kuşlar sessiz, çiçekler solgun, sokaklar ıssız, sen yoksun. Ben senden yoksun. Ama yoksun bu kaçıncı bahar, sen yanımda yoksun. Günlerden pazar, sen yanımda yoksun.